Mustafa Şen diye bir dangalak var. AKP Genel Başkan Yardımcısı. Çıkmış itiraf ediyor. Biz devlette kadrolaşıyoruz. MHP ile beraber. Daha önce imtihan, sınav falan vardı. Bunları aşamıyorduk. İftiralar attık hizmetin üstüne. Çünkü bileğimizin gücüyle mücadele edemiyoruz. Onlar daha zeki, daha iyi okumuş, daha becerikli. Biz hırsızlıktan anlıyoruz mülakat koyduk ki kendi adamlarımızı alalım. Mülakatı o yüzden koyduk. Mülakatta eliyoruz. AKP teşkilatından gelmiyorsa devlet kadrosuna almıyoruz. Mustafa Reşen çıkmış itiraf ediyor. Televizyon ekranlarında. Yok soru çaldılar. Yok efendime söyleyeyim bunlar bunlar da böyle. Ne soru çalması kardeşim? Bileğin hakkıyla insanlar Çalışmışlar, imtihanlardan geçmişler, girmişler. Anaların ak sütü gibi helal. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eşit. İstediği kuruma girer, askeriye girer, polise girer, vitene girer. sanene. Ondan sonra 15 Temmuz'u yapmışlar. FETÖ'cü diye bütün muhalifleri fişlemişler. Torbaya, çuvala herkes atıyorlar işlerine gelmedi mi FETÖ'cü. Manla mülküne çöküyorlar. Bir kumpas davası yazıyorlar. Savcılar, hakimler, avukatlar kendilerinden tek sağa maç oynuyorlar. Ondan sonra da günahları cemaatin üstüne atıp gülüyorlar. Böyle sırtık soytarı, böyle namussuz Ben gerçekleri anlatmaktan yoruldum. Bunlar pislik yapmaktan yorulmadı. Doğru. Yani o kadar çok pislik yapıyor. Var ki, şeytanlık var ki. Karakterleri şeytan. mizaçları şeytanlık üzerine kurulu. Bir de Ali Murat Alatepe olayı şimdi gözünüze tomakla peker sokuyor. Öyle değil mi? Peker bugün yaptığı videoda Tuvalet alemlere da soktu, sokuşturdu. Şu pana film var ya Sunar Yalçın yazdığı o da TV'cilerin oluşturduğu mafya dizisi var ya Necati Şaşmaz, Raci Şaşmaz bir de küçük kardeşleri var. Bunlar köşeyi döndü. Bölümde Raci Şaş, Necati Şaşmaz bir tane İstanbul'da daire alıyordu kaç bölüm var? Kaç? 13 sezon devam etti. Siteler sahibi oldu. Market zinciri kurdu. Bir dizi sayesinde şaşmaz kardeşler malı götürdü. Sunar Yalçın da senaryo desteği sağladı. MIT. Mafya. Arkadaşlar mafya zaten. Şaşmaz kardeşler. Sedat Peker de şaşmaz kardeşleri koruyan mafya. Hala çalıyordu. Para filmden ve Necati Şaşmaz kardeşlerden. Arkadaşların kırmızı şaşmış. 2005'te olayı ben yazdım diye kitabı mal koydu Peker. Bana 50 bin dolar borcu var hala. Pana filmi koruyor. Yani Soner Yalçın ve Necati Şaşmaz kardeşleri koruduğu için benim kitabı el koyuyor. Şimdi de deşifre ediyor bu pislikleri. Ne yapmışlar? İmar afları çıkartarak fen müdürleriyle belediye başkanları çete kurmuş. Ve siteler yapmışlar. İstanbul dağı taşı altın. Kaç milyar dolar Allah bilir. Süleyman Soylu'nun kasası. Süleyman Soylu da çöküyor. Mafya ya İçişleri Bakanı. Çıkmışlar diyorlar ki Erdoğan mücadele ediyor FETÖ yle. Süleyman Soylu çok başarılı bir İçişleri Bakanı yıpratmayalım. O derin devletin tayin ettiği bir İçişleri Bakanı FETÖ mücadele ediyor dokunmayalım istifa etmesin aman aman bizim adamımız zaten Peker ile aralarında neyse anlaşalım anlaşma sağlayalım. Peker keresini alacağım diyor. Etörünün içinde ikiye bölümde var. PC grubu da ikiye bölündü. Ete grubu da iki tane. Dolayısıyla Peker'i destekleyenler, Peker'i desteklemeyenler grubu var. Perinçekçiler grubunda da bir destekleyenler var, bir desteklemeyenler var. Peker'e mutlarını bağlamışlar, yatırımlarını Peker'e yapmışlar. Bilgileri de ona aktarıyorlar. Sen duyur, İyi bir Ankormanlık yapıyor. Yani bu pisliklerin içinde dolaşan adamlar birbirini tanıyor. Biz tanımıyoruz. Çünkü biz bu bataklıkta, pislikte dolaşmıyoruz. Bu isimleri ilk defa duyuyoruz. Yaptıkları pislikleri de ilk defa duyuyoruz. Bunca yıldır gazetecilik yapıyorum. 33 yılı geçti. Ben bu adamları ilk defa duyuyorum. Hiç işimiz olmamış ki. Bizim hırsızla, soysuzla ne olsun? Bu pezevenklerle bizim ne alakamız olsun? Adamlar pezevenklikle ileri gitmişler. AKP bir pezevenk parti haline gelmiş. Sadece hırsızlık şebekesi, terörizm merkezi değil. Suçlara bulaşmış. Altından kalkamıyor. Temizlenmesi mümkün değil. AKP'den kopan atıklar da bunları biliyor. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu konuşmuyorlar. teker konuşuyor. Sefer Seferoğulları, yok Telloğulları, yok Terzioğulları, yok Çavuşoğulları daha çok pislik duyacaksınız. Mesele şu, pislikleri duyuyorsunuz. Peki gözaltına alınan var mı? Yargı üstüne gidiyor mu? Yok. Reis Ateş'ten başka istifaden yok. Onu da Fatih Altaylı amiri görevden aldı. Yazdı kendisini kurtarmak için. Kendini, kendisini temize çıkartmak için Veys Ateş'in defterini dürdü. kalemle kırdı, sepetledi Fatih Altaylı. Peker almadı görevden. Fatih Altaylı aldı. Mit elemanı. Derin devletin bir kolundan geliyor. Galatasaray kolundan geliyor. Mason. Cemaatle alakası yok. Cemaatle alakası olmaz böyle pisliklerin. Biz de anlatıyoruz. Dile getirmeye çalışıyoruz. Bakalım kartta ne kadar aşk var? Ne kadar sevda var? Ortaya çıksın. Tabi bazı insanlar artık duymak istemiyorlar. Bilmek dahi istemiyorlar, travma yapıyor. Bir mültecide tam 47 tane travma oluyormuş ülke içinde mülteciler var. Kendi öz vatanında parya. Bir de ülke dışına çıkmış mülteciler var. Yurt dışında parya. Sorumlusu kim? Erdoğan ve MİT rejimi. 15 Temmuz rejimi. Hizmet hareketi değil. Hemen, hemen pislik olan bu rejim faşist. Hizmetle alakası yok. Cemaatle alakası yok. Onu anlatmaya çalışıyoruz işirmişler. bu arkadaşları. Kullanıyorlar. Erdoğan örgütüne bu Tayyiban Fraki Dallesi'ne kim girdiyse onlar yargılansın. Ne yapıyorlar? Rakamlarla oynuyorlar. Can yakarın canını bir gün yakarlar. Elbette eden bulur bir gün. Vakti var, zamanı var. Ne diyor Emin Çapa, rakamlarla oynamanın bir sınırı var. Resmi enflasyonda rakamlar Erdoğan'ın açıkladığı gibi değil. Çığırından çıktı. Üretici enflasyonu yüzde %43 43'e dayandı. Tüketici enflasyonu yüzde 17-53 gösteriyorlar. Gıda enflasyonu yüzde 20 diyorlar ama bunlar da yalan. Hikaye burada biter mi? Bu bataklıkta Erdoğan'ın ülkeyi kurtarma ihtimali yok. Mümkün değil. Okkobazlık yaparak, hedef saptırarak yırtmaya çalışıyor. Peker de her gün yazdığı tweetlerle hedef saptırıyor sanki. Biz Süleyman Soylu gibi hırsız bir adam zaten suçlu gidecek. Erdoğan ve şebegesi saray ve mit şebegesi defolsun gitsin hesap versin istiyoruz. Yani suça azmettirenler asıl malı götürenler. Efkan Ala vardı İçişleri Bakanı. Bir beş yılda o estirdi böyle Süleyman Soylu gibi. Paçara gibi bir kenara attılar. Süleyman Soylu da pisliğin teki, çöplük, paçara gibi bir köşeye atacaklar. Çaldığı her şeyi de elinden alacaklar. İsterse istifa etmesin. AKP Genel Kurulu görevden alacak. Size söylemiştim. Peker yani bunu biliyor. Bu garantiyi aldı. Siz Peker'le Erdoğan arasındaki işbirliğini, ilişkiyi bilmiyorsunuz. Ara bulucu olarak Cihan Çakıcı'yla Çakıcı'nın oğlu Onur var. Alaaddin Çakıcı'nın oğlu Onur. Peker'le ara, ara, araları iyi değildi, düzelmiş. Kavga etmeyin demişler. Büyükleri, dilin devletten büyükleri. Beraber çalışalım. Ee, yani Peker kahramanlık taslamaya devam ediyor. Kötü söylemi sizin aklınıza, vicdanınıza giydirilmiş deri gömleği. Peker de sizin deri doktorunuz. Ordinarius Profesör Doktor Sedat Peker. İnşallah sizi terapi yapar. Hiçbir eğitimi yok. Lise bir terk. Mafyanın derin devletin içinden geliyor. Pislik, katil, terörist, fidye için adam kaçıran, adam öldüren, acımasız. Özellikle kendini dindar, muhafazakar olarak tanımlayan insanların desteğiyle Erdoğan yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık yapıyor. Cinayet, gasp, adam kaçırma, işkence yapıyor. Bu suskunluk utanç, utanç verici. Dilsiz şeytana döndüler. Kendilerine demokrat, solcu, liberal gibi tanımlayan reziller de bu imtihanı kaybettiler. Milliyetin Bakanı Selçuk Erdoğan'ın yeğeni Adnan Ok FETÖ borsası kurmuşlar. Yıllardır masumları soyuyorlar. Her şeyin borsası var. Kaçak. Ülkede her şey kaçak.